Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla tekrar birlikteyiz. 20. yüzyılda Osmanlı Devleti ünitesinin bu ikinci bölümünde değerli arkadaşlar, 1. Dünya Savaşı süreci gelişmelerini sorularla birlikte değerlendirmeye çalışacağız. ÖSYM'nin sıklıkla soru yönelttiği önemli konu başlıklarından birisidir değerli arkadaşlar, 1. Dünya Savaşı ve sürecindeki gelişmeler. Bu bağlamda hazırsak değerli arkadaşlar sorularımıza geçebiliriz. İlk sorumuza baktığımızda arkadaşlar, Avusturya Macaristan Veliahtı Ferdinand ve eşinin 28 Haziran 1914'te Saraybosna'yı ziyareti esnasında Gavrilo Princip adlı bir genç tarafından öldürülmesi 1. Dünya Savaşı'nı başlatan kıvılcım olmuştur. Bu olay sonrasında Avusturya Macaristan'ın aşağıdaki devletlerden hangisine savaş açmasıyla 1. Dünya Savaşı fiilen başlamıştır? Sırbistan, Romanya, Bulgaristan, Arnavutluk, Yunanistan. Değerli arkadaşlar, bu soruda doğru yanıtımız A seçeneği olmalıydı. Nitekim Avusturya Macaristan Veliahtı Ferdinand ve eşinin Saraybosna ziyareti esnasında bir Sırp milliyetçisi olan Gavrilo Princip tarafından öldürülmesi 1. Dünya Savaşı'nı başlatan ilk kıvılcım olarak kabul edilmekte. Öyle ki değerli arkadaşlar, bu olay sonrasında Avusturya Macaristan İmparatorluğu Sırbistan'a savaş açacak ve böylece 1. Dünya Savaşı fiilen başlayacaktır. Öte yandan yaşanan bu gelişmeler sonrasında değerli arkadaşlar, özellikle Almanya önce Rusya'ya, akabinde Fransa'ya savaş açmış, aynı zamanda Fransa'yı kısa zamanda kuşatmak amacıyla savaşın başında tarafsızlığını ilan eden ülke konumundaki Belçika'yı da ani bir girişimle işgal etmiştir. Tüm bu yaşanan gelişmeler sonrasında değerli arkadaşlar, anlaşmalar gereğince 4 Ağustos 1914 tarihinde İngiltere'de Almanya'ya savaş açmış ve böylece 1. Cihan Harbi olarak da adlandırdığımız 1. Dünya Savaşı birçok devleti bünyesine alarak geniş bir coğrafyaya yayılmıştır. Bu bağlamda değerli arkadaşlar, 1. Dünya Savaşı'nın başlangıç nedeni olarak kabul edilen bu gelişmeyle bağlantılı bu sorumuzda doğru yanıtımız A seçeneği olmalıydı diyor ve bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya Savaşı sürecinde ittifak bloğuna sonradan dahil olan devletlerden biridir? Japonya, ABD, Romanya, Portekiz, Bulgaristan. Değerli arkadaşlar, bu soruda doğru yanıtımız E seçeneği olmalıydı. Keza Bulgaristan 1. Dünya Savaşı sürecinde değerli arkadaşlar daha sonra ittifak bloğuna dahil olarak 1. Dünya Savaşı'nda yer alacak. Bu soru bağlamında değerli arkadaşlar 1. Dünya Savaşı'nda ittifak ve itilaf bloklarının genel yapısına kısaca değinmekte fayda var. Değerli arkadaşlar 1. Dünya Savaşı öncesinde dünya devletleri ittifak ve itilaf bloğu olmak üzere iki ana gruba ayrılacak. İttifak grubuna baktığımızda arkadaşlar bu grubun başını üçlü ittifak grubu olarak da nitelendirdiğimiz Almanya, Avusturya Macaristan ve İtalya çekmekte. Keza bu gruba değerli arkadaşlar daha sonra Osmanlı Devleti ile Bulgaristan dahil olacaktır. Öte yandan İtilaf grubuna baktığımızda ise değerli arkadaşlar üçlü itilaf grubu olarak da nitelendirdiğimiz İngiltere, Fransa ve Rusya'nın başını çektiği önemli bir grup olarak karşımıza çıkmakta. Burada değerli arkadaşlar itilaf grubuna sonradan dahil olan devletlere dikkatle bakmamız gerekecek. Keza bu devletlerin başında değerli arkadaşlar lütfen dikkat, İtalya gelmektedir. Çünkü İtalya 1. Dünya Savaşı sürecinde değerli arkadaşlar 1915 yılında imzaladığı bir gizli anlaşmayla birlikte ittifak bloğundan itilaf bloğuna taraf değiştiren devlet olacaktır. Öte yandan değerli arkadaşlar 1. Dünya Savaşı'nın bir anlamda seyrini değiştiren bir devlet konumunda olan Amerika Birleşik Devletleri itilaf bloğuna sonradan dahil olacaktır. Keza savaşın süresini kısaltan devlet olarak da nitelendiriyoruz ABD'yi. Öte yandan itilaf bloğunda değerli arkadaşlar Yunanistan'ı görüyoruz ki 1. Dünya Savaşı'na son katılan devlet olarak kesinlikle bilinmeli. Öte yandan Japonya. İtilaf bloğuna sonradan dahil olan devletlerden birisi olarak karşımıza çıkar. Keza 1. Dünya Savaşı'ndan ilk çekilen devlet olarak karşımıza çıkmakta Japonya. Öte yandan değerli arkadaşlar, tabii ki itilaf grubunda birçok devlet karşımıza çıkar. Örneğin Sırbistan, Romanya, Portekiz, Çin, Brezilya gibi birçok devleti değerli arkadaşlar burada görmemiz mümkün olacak. Değerli arkadaşlar, aslında 1. Dünya Savaşı'nın özel sebeplerinden birisidir. Fakat özellikle Almanya ile Fransa arasında değerli arkadaşlar zengin kömür rezervlerinin olduğu bir bölge noktasında önemli bir rekabet konusu gündeme gelecektir. Keza Almanya ile Fransa arasında önemli bir tampon bölge görevi üstlenir değerli arkadaşlar. Alsans-Lorraine bölgesi zengin kömür rezervleri noktasında iki devlet arasında rekabet konusu olacaktır. Dolayısıyla 1. Dünya Savaşı sürecinde değerli arkadaşlar ittifak ve itilaf gruplarında yer alan devletlere kesinlikle ve kesinlikle dikkat etmemiz gerekiyor. Taraf değiştiren devlet İtalya olmuştur. Savaşın seyrini değiştirip kısa sürede sonuçlanmasına ortam hazırlayan devlet ABD olmuştur. Bunlara kesinlikle dikkat etmemiz gerekiyor. Bu bağlamda ikinci sorumuzun doğru yanıtı değerli arkadaşlar E seçeneği olmalıydı diyor ve bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nın başlangıcında tarafsız bir tutum sergilemiş. Ancak kısa süre sonra Goeben ve Breslau adlı iki Alman savaş gemisi Çanakkale Boğazı'nı geçerek Osmanlı Devleti'ne sığınmıştır. Osmanlı Devleti de bu gemileri satın aldığını bildirerek gemilere Türk bayrağı çekmiş ve isimlerini de Yavuz ve Midilli olarak değiştirmiştir. Tarafsızlığı gündemden düşen Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na girmesine yol açan Yavuz ve Midilli gemileri aşağıdaki devletlerden hangisinin limanlarını bombalamıştır? İtalya, Fransa, İngiltere, Yunanistan, Rusya. Değerli arkadaşlar, bu soruda doğru yanıtımız E seçeneği olmalıydı. Keza 1. Dünya Savaşı'nın başlarında tarafsızlığını ilan eden Osmanlı Devleti iki Alman savaş gemisi olan Goeben ve Breslau'nun Çanakkale'de Osmanlı'ya sığınması üzerine Osmanlı Devleti tarafsızlığını gündemden düşürecek ve bu iki savaş gemisini satın aldığını açıklayarak isimlerini Yavuz ve Midilli olarak değiştirecektir. Bu iki gemi değerli arkadaşlar lütfen dikkat. Yavuz ve Midilli olarak isimleri değiştirilen bu iki gemi Alman Amiral Schusson komutasında Ruslara ait Karadeniz'deki 4 önemli limana bir bombalama gerçekleştirecek. Sivastopol, Odessa, Kefe ve Novorsis limanları değerli arkadaşlar Yavuz ve Midilli gemileri tarafından bombalanacaktır. Dolayısıyla bu gemilerde bir Türk bayrağı olduğu için Rusya bu gelişme üzerine değerli arkadaşlar 31 Ekim 1914 tarihinde Osmanlı Devleti'ne savaş ilan edecek ve böylece Osmanlı Devleti ittifak bloğu içerisinde 1. Dünya Savaşı'na dahil olacaktır. Elbette 1. Dünya Savaşı sürecinde değerli arkadaşlar dönemin padişahı 5. Mehmet Reşat. Lütfen dikkat. 1. Dünya Savaşı başlarında değerli arkadaşlar padişah 5. Mehmet Reşat Cihad-ı Ekber yani büyük cihat çağrısında bulunacak, ancak süreç içerisinde bunu göreceğiz. Bu çağrısı çok karşılık bulmayacaktır değerli arkadaşlar. Öte yandan özellikle Osmanlı Devleti'nin bu iki savaş gemisini satın alıp 1. Dünya Savaşı'nda ittifak bloğunun yanında yer alması üzerine İngiltere değerli arkadaşlar burada hemen harekete geçecek. Keza Osmanlı Devleti'nin 2 Ağustos 1914 tarihinde Almanya ile gizli bir anlaşma imzaladığını öğrenen İngiltere daha önce kendisine verilen iki gemi siparişini iptal edecek. Bir anlamda Reşadiye ve Sultan Osman adlı bu iki gemiyi değerli arkadaşlar göndermekten vazgeçecektir. Dolayısıyla artık Osmanlı Devleti tarafsızlığını bir kenara bırakmış ve ittifak bloğu içerisinde Almanya'nın yanında yer alarak 1. Dünya Savaşı'na dahil olmuştur. Dolayısıyla 3. sorumuzda değerli arkadaşlar doğru yanıtımız E seçeneği olmalıydı diyoruz. 4. soruya baktığımızda arkadaşlar aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin askeri harekatı sonucunda açılan taarruz cephelerinden biridir? Kanal, Galicia, Irak, Çanakkale, Hicaz, Yemen. Değerli arkadaşlar, bu soruda doğru yanıtımız A seçeneği olmalıydı. Keza 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin taarruz amaçlı mücadele ettiği iki önemli cephe karşımıza çıkar. Bunlardan biri Kanal cephesi, bir diğeri de değerli arkadaşlar Kafkas cephesi olacak. Bu soruyla bağlantılı değerli arkadaşlar, 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin mücadele ettiği 9 cepheyle bağlantılı küçük bir tabloyu da sizlerle paylaşmam gerekirse. Değerli arkadaşlar, Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda toplam 9 cephede mücadele edecektir. Bu 9 cephenin ikisi taarruz, 4'ü savunma, 3'ü de sınırları dışında yardım cephesi olarak karşımıza çıkmakta. Değerli arkadaşlar, taarruz amaçlı iki cephe Kafkas ve Kanal cephesi olarak karşımıza çıkmakta. Keza Kafkas cephesinde Osmanlı Devleti Rusya ile mücadele ederken Kanal cephesinde değerli arkadaşlar İngiltere ve hatta onları destekleyen Asi Araplarla mücadele edecek. Öte yandan savunma cephelerine baktığımızda Çanakkale, Irak, Musul, Hicaz, Yemen ve Suriye, Filistin cephesi olarak 4 tane cephe görmekteyiz. Bu cephelerde değerli arkadaşlar Osmanlı Devleti doğrudan İngiltere ile mücadele edecek. Öte yandan Irak, Musul, Hicaz, Yemen ve Suriye, Filistin cephelerinde değerli arkadaşlar İngiltere'nin yanı sıra aynı zamanda Araplarla da Osmanlı Devleti mücadele etmek durumunda kalacak. Bir önceki soruda dönemin padişahı 5. Mehmet Reşat'ın Cihad-ı Ekber yani cihat ilan etmesi, büyük cihan ilan etmesinin çok fazla karşılık göremediğini söylemiştik arkadaşlar. Keza 1. Dünya Savaşı'nda ne yazık ki Araplar Osmanlı Devleti'nin değil İngiltere'nin yanında yer alacak. Arkadaşlar yardım cephelerine baktığımızda Osmanlı Devleti sınırları dışında 3 önemli cephede mücadele etmiştir. Galicia, Makedonya ve Romanya cepheleri olmak üzere. Bu cephelerde değerli arkadaşlar Osmanlı Devleti Rusya, Romanya ve Fransa ile mücadele etmek durumunda kalacak ki kendi müttefiklerine yardım amacıyla burada mücadele edecektir. Bakıldığı zaman değerli arkadaşlar bu tablo bizim için kesinlikle önemli. Taarruz amaçlı 2 cephe var. Kafkas ve Kanal. Savunma amaçlı 4 tane cephe var. Çanakkale, Irak, Hicaz, Yemen ve Suriye, Filistin. Sınırları dışında yardım amaçlı 3 tane cephesi var Osmanlı Devleti'nin. Galicia, Makedonya ve Romanya cephesi olmak üzere. Arkadaşlar yine bu soruyla bağlantılı şuna dikkat etmemiz gerekir. İngiltere ile mücadele ettiğimiz cepheler değerli arkadaşlar. Dikkat edin, 9 cephenin 5'inde Osmanlı Devleti İngilizlerle mücadele edecek. Kanal cephesi, Çanakkale, Irak, Hicaz, Yemen ve Suriye, Filistin cephelerinde. Örneğin bir tarihçi katılmış olduğu bir konferansta değerli arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin mücadele ettiği cephelere bakıldığında aslında 1. Dünya Savaşı Osmanlı Devleti açısından bir Osmanlı-İngiliz savaşıdır nitelendirmesi yapmıştır. Böyle bir nitelendirme yapılmasında değerli arkadaşlar 9 cephenin yarıdan fazlasında Osmanlı'nın İngiltere ile mücadele etmiş olması gösterilebilir. Dolayısıyla bu tablodaki vermiş olduğum bu bilgilere kesinlikle dikkat ediyoruz değerli arkadaşlar. Bu bağlamda 4. sorumuzun doğru yanıtı A seçeneği olmalıydı diyor ve bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. Osmanlı Devleti'nin Turan İdali çerçevesinde 1. Dünya Savaşı'nda Orta Asya Türkleri ile birleşmek için açtığı cephe aşağıdakilerden hangisidir? Irak, Çanakkale, Kanal, Kafkas, Hicaz, Yemen. Değerli arkadaşlar, bu soruda doğru yanıtımız D seçeneği olmalıydı. Keza Kafkas cephesi Osmanlı Devleti'nin taarruz amacıyla mücadele ettiği önemli cephelerden birisi olarak karşımıza çıkmakta. Değerli arkadaşlar, Kafkas cephesi ve gelişim sürecine kısaca değinmek gerekirse aslında Osmanlı Devleti'nin Kafkas cephesindeki mücadelesinde değerli arkadaşlar açmış olduğu ilk cephe ve toprak kazandığı tek cephe olduğu kesinlikle unutulmamalı. Özellikle değerli arkadaşlar İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin ve Enver Paşa'dan hareketle aslında Osmanlı Devleti Kafkas cephesinde birçok etkene dayanarak bir mücadele sürecine girecek. Keza öncelikle Kafkas cephesinin açılma nedenlerine bakacak olursak değerli arkadaşlar başta Turan idealini gerçekleştirmek ki Orta Asya Türkleri ile birleşmek bu amaçta en önemli adımlardan birisi olacaktır. Bakü petrollerini ele geçirmek, Rusların güneye inmesini engellemek, Kafkaslar üzerinden Hindistan'a ulaşabilmek, aynı zamanda Kafkaslardaki mücadeleyi desteklemek temel amaçlar arasında yer alacaktır. Bu hedefler doğrultusunda değerli arkadaşlar, Osmanlı ordusu Enver Paşa komutasında Sarıkamış harekatını gerçekleştirecek. Değerli arkadaşlar, Osmanlı Devleti ne yazık ki Sarıkamış harekatında bir faciayla karşı karşıya kalacaktır. Osmanlı ordusundaki binlerce asker soğuktan donarak şehit düşecek ve Sarıkamış faciası nedeniyle Enver Paşa geri çekilmek durumunda kalacaktır. Dolayısıyla Kafkas cephesinde değerli arkadaşlar girişmiş olduğumuz taarruz girişimi kesinlikle başarıya ulaşamamıştır. Öte yandan Çanakkale cephesindeki mücadelesinden sonra değerli arkadaşlar Mustafa Kemal Kafkas cephesine gelecek ve 16. Kolordu komutanı olan Mustafa Kemal Muş ve Bitlis'e kadar ilerleyen Rus işgalini burada sonlandıracaktır. Lütfen dikkat! Kafkas cephesinde Mustafa Kemal'in işgalden kurtardığı iki önemli şehir var: Muş ve Bitlis. Değerli arkadaşlar, tabii ki buradaki mücadelede önemli bir aşamadır Muş ve Bitlis'in işgalden kurtarılması, fakat 1917 yılında önemli bir gelişme yaşanacaktır. Rusya'da 1917 Ekim'inde değerli arkadaşlar Bolşevik ihtilali yaşanacak ve Bolşevik ihtilali nedeniyle Rusya 3 Mart 1918 tarihinde Osmanlı Devleti ile imzaladığı, ki önemlidir altını çizin arkadaşlar, Brest-Litovsk anlaşmasıyla cepheyi kapatmak ve daha önce Osmanlı'dan Berlin anlaşmasıyla almış olduğu Kars, Ardahan ve Batum'u geri iade etmek durumunda kalacaktır. Ki Kars, Ardahan, Batum değerli arkadaşlar daha önce de bahsetmiştik, Elvi-i Selasi olarak karşımıza çıkmakta. Dolayısıyla 1. Dünya Savaşı'nda Brest-Litovsk anlaşmasıyla Rusya Kafkas cephesini kapatacak ve burada değerli arkadaşlar Kars, Ardahan ve Batum'un Osmanlı'ya iade edildiğini kesinlikle unutmuyoruz. Toprak kazandığımız tek cephe diyoruz ya değerli arkadaşlar. Bunun en somut göstergesi Kars, Ardahan ve Batum'un daha önce kaybedilmiş olan Kars, Ardahan ve Batum'un Osmanlı'ya tekrar Rusya tarafından iade edilmiş olmasını kesinlikle gösterebiliriz. Değerli arkadaşlar, bunu daha sonra göreceğiz gerçi ama Kafkas cephesinin kapanmasında ve Rusya'nın 1. Dünya Savaşı'ndan çekilmesinde aslında Çanakkale cephesinde yaşanan önemli bir zafer de etkili olacaktır. Dikkat! Kafkas cephesinin kapanmasında değerli arkadaşlar Çanakkale zaferi de etkili olacak. Nitekim daha sonra göreceğiz, İtilaf devletleri müttefiki Rusya'ya yardım gönderebilmek amacıyla Çanakkale cephesini açacaklar. Fakat biz Çanakkale'de değerli arkadaşlar burada geçit vermeyeceğiz. Dolayısıyla Rusya'ya gönderilmesi planlanan yardım gönderilemeyecek ve Rusya'da ekonomik bu anlamda sıkıntıdan dolayı değerli arkadaşlar Bolşevik ihtilali patlak verecektir. Dolayısıyla Rusya'nın 1. Dünya Savaşı'ndan çekilmesinde Bolşevik ihtilali etkili olmuştur. 2. Bolşevik ihtilalinin yaşanmasına aslında doğrudan değerli arkadaşlar etki eden gelişmelerden birisi de Çanakkale zaferi olmuştur diyoruz. Yine Kafkas cephesi sürecinde yaşanan önemli bir olay var değerli arkadaşlar. Bunu da keza unutmamak gerekir. Osmanlı Devleti ülke güvenliğini sağlayabilmek amacıyla, lütfen dikkat, doğrudan doğruya amaç ülkede güvenliği sağlayabilmek amacıyla 27 Mayıs 1915 tarihinde Sevk ve İskan Kanunu, ki bu kanunun diğer adı değerli arkadaşlar Tehcir Kanunu'dur ama resmi adı Sevk ve İskan Kanunu'dur. Bu kanun kapsamında Ruslara destek olduğu ve karışıklık çıkardığı gerekçesiyle bazı Ermeni grupları değerli arkadaşlar Lübnan ve Suriye'ye zorunlu olarak göçe tabi tutulacaktır. Dolayısıyla 1. Dünya Savaşı sürecinde Sevk ve İskan Kanunu hangi cephe sürecinde çıkarılan bir kanun? Kafkas cephesi. Bu kanunun çıkarılmasında temel amaç nedir? Ülke güvenliğini sağlamak. Ve bu kanunun içeriğine baktığımızda orada yaşayan ve kargaşa ortamı yaratan bir takım gruplar değerli arkadaşlar Lübnan'a ve Suriye'ye zorunlu olarak göç ettirilecektir. Tehcir ya da resmi adıyla Sevk ve İskan Kanunu'yla. Dolayısıyla bu soru bağlamında değerli arkadaşlar Kafkas cephesinin açılma nedenleri ve gelişim sürecinde bir anlamda değerlendirme imkanımız oldu. Bu çerçevede 5. sorumuzun doğru yanıtı değerli arkadaşlar D seçeneği olmalıydı diyoruz. 6. soruya baktığımızda arkadaşlar Osmanlı Devleti Almanların isteğiyle açmıştır. Hint deniz yolunu kapatıp İngiltere'nin sömürgeleriyle olan bağlantısını kesmek hedeflenmiştir. Cemal Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu 2 kez taarruz yapmış olsa da başarı sağlanamamıştır. Yukarıda özellikleri verilen cephe aşağıdakilerden hangisidir? Kanal, Irak, Kafkas, Hicaz, Yemen, Suriye, Filistin. Değerli arkadaşlar, bu soruda doğru yanıtımız A seçeneği olmalıydı. Keza Kanal cephesi diğer adıyla Süveyş cephesi olarak karşımıza çıkmakta. Osmanlı Devleti'nin Kafkas cephesi dışında taarruz amaçlı mücadele ettiği, taarruz amaçlı açtığı ikinci cephe olan Kanal cephesi değerli arkadaşlar aslında Almanların isteği doğrultusunda Osmanlı Devleti'nin açtığı bir cephe olarak kesinlikle unutulmamalı. Öte yandan Osmanlı Devleti Mısır'ı geri almak isterken aynı zamanda Almanya değerli arkadaşlar İngiltere'nin sömürgeleriyle olan bağlantısını kesmeyi hedefleyecektir bu taarruz girişimiyle. Keza dönemin Bahriye Nazırı Cemal Paşa komutasında Osmanlı ordusu değerli arkadaşlar 2 taarruz girişiminde bulunmuşsa da ne yazık ki Kanal cephesinde askeri anlamda bir başarı söz konusu olamamıştır. Bu bağlamda değerli arkadaşlar sorumuzun doğru yanıtı A seçeneği olmalıydı diyoruz. Öte yandan diğer seçeneklerde yer alan cephelerle bağlantılı sınav odaklı neleri bilmemiz gerekiyor değerli arkadaşlar? Suriye-Filistin cephesi. Değerli arkadaşlar Suriye-Filistin cephesi aslında Mustafa Kemal'in mücadele ettiği 1. Dünya Savaşı'ndaki son cephe olarak karşımıza çıkmakta. Keza Mustafa Kemal 1917 yılı sonlarına doğru Veliaht Vahdettin'le çıkmış olduğu Almanya seyahati sonrasında gelip Suriye-Filistin cephesinde görev alacak ve Yıldırım Orduları Komutanlığı'na bağlı 7. Ordu Komutanı olarak Suriye-Filistin cephesinde önemli görevleri yerine getirecektir. Keza bu süreçte değerli arkadaşlar İngilizler Halep'te durdurulmuş olsa da ne yazık ki Arapların desteğini alan İngilizler kısa süre içerisinde Filistin, Kudüs, Beyrut ve Şam'ı işgal etme durumuna gireceklerdir. Değerli arkadaşlar Suriye-Filistin cephesi sürecinde aslında önemli bir gelişme daha yaşanacaktır. O da savaşın sonlarına doğru değerli arkadaşlar Mustafa Kemal yaşamış olduğu bir sağlık sorunundan dolayı belli bir süre Avusturya'nın önemli bir şehri olan Kaşpat şehrinde belli bir süre tedavi görecek. Böbrek rahatsızlığı nedeniyle değerli arkadaşlar yaklaşık bir hafta 10 günlük bir zaman dilimi içerisinde Kaşpat'ta tedavi görecektir Mustafa Kemal. Hatta Mustafa Kemal'in Kaşpat günlüklerini daha sonra manevi evlatlarından biri olan Afet İnan değerli arkadaşlar kitap haline getirecektir. Arkadaşlar Hicaz-Yemen cephesine baktığımız zaman Hicaz-Yemen cephesi yine Osmanlı Devleti'nin önemli savunma cephelerinden biri olarak karşımıza çıkar. Keza İngiltere'nin desteğiyle Arapların isyanı sonucunda açılan bir cephedir değerli arkadaşlar. Hicaz-Yemen cephesi. Keza bu cephede özellikle İngiliz ajanı Arabistanlı Lawrence'in çalışmaları son derece etkili olacak. Değerli arkadaşlar Hicaz-Yemen cephesi dediğimizde tabii ki öncelikle Hicaz Emiri Şerif Hüseyin'in İngilizlerle yapmış olduğu bir gizli anlaşma karşımıza çıkmakta. 1916 McMahon gizli anlaşması ile değerli arkadaşlar Araplar İngiltere'ye destek verme kararı alacak. Buna karşılık İngilizler de savaş sonrasında sözüm ona Araplara bağımsızlık vereceğini bir anlamda taahhüt edecekler. Dolayısıyla McMahon gizli anlaşması ile birlikte artık Araplar İngiltere'nin yanında yer aldığı için değerli arkadaşlar ümmetçilik fikri bu gizli anlaşma ile birlikte çökmüş olacak. Değerli arkadaşlar tabii ki Hicaz-Yemen cephesi dediğimiz zaman önemli bir Osmanlı kuvvetleri komutanı karşımıza çıkar. Keza o sıcak çöl ikliminde değerli arkadaşlar açlıkla mücadele eden askerler için çekirge genelgesini çıkaran Fahrettin Paşa değerli arkadaşlar Medine'yi, kutsal toprakları yaklaşık 2,5 yıl müdafaa etmek durumunda kalacak. O nedenledir ki değerli arkadaşlar Fahrettin Paşa Medine müdafi ya da diğer adıyla çöl kaplanı ünvanına sahip bir Osmanlı komutanı olarak karşımıza çıkmakta. Gerçekten de bir yandan kutsal toprakları bir Osmanlı kuvvetlerinin komutanı olarak Fahrettin Paşa mücadele ederek savunurken bir yandan Arapların gizlice İngilizlerle işbirliği yapması bu cephedeki en önemli gelişmeler arasında yer almakta. Ki değerli arkadaşlar Hicaz-Yemen cephesindeki bu savunma evet yaklaşık 2,5 yıl devam etti fakat bu savunmanın devamı getirilemeyecektir değerli arkadaşlar. ikmal yolları kesilen Osmanlı ordusu çok ağır bir süreç yaşayacak ve ne yazık ki Hicaz ve Yemen değerli arkadaşlar nihayetinde İngilizlere kaptırılacaktır. Değerli arkadaşlar, son olarak Irak cephesine bakacak olursak, Irak cephesi de yine Osmanlı Devleti'nin önemli savunma cephelerinden birisi olarak karşımıza isim olarak çıkmıştı. Değerli arkadaşlar, Irak cephesi İngilizlerin, lütfen dikkat, Musul ve İran'daki Abadan petrollerine hakim olmak, aynı zamanda Rusya'ya Kafkaslar üzerinden yardım ulaştırmak amacıyla açtıkları bir cephedir. O zaman Irak cephesinin İtilaf Devletleri tarafından, İngilizler tarafından açılmasında iki önemli gerekçe var. Bir, Rusya'ya yardım götürmek. İki, Musul ve Abadan petrollerini kontrol altında tutabilmek. Değerli arkadaşlar, bu amaçlar doğrultusunda İngilizler tarafından açılan bu cephede değerli arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde iki önemli mevkide mücadele gerçekleşecek. Bunlardan biri Selman-ı Pak dediğimiz bir bölgede değerli arkadaşlar Osmanlı kuvvetleri komutanı olan Sakallı Nurettin Paşa. İkinci olarak Kutül Amare bölgesinde de Halil Paşa değerli arkadaşlar İngilizlere adeta ciddi bir prestij kaybı yaşatacaktır. Keza Sakallı Nurettin Paşa Selman-ı Pak'ta İngilizleri durdurabilmişken Halil Paşa değerli arkadaşlar Kutül Amare'de Irak cephesinin en önemli mücadelesinin yaşandığı yerdir değerli arkadaşlar. İngiliz General Townshend'ın tutsak alınmasıyla sonuçlanacak önemli bir başarı elde edilecektir. Ve aynen Hicaz-Yemen cephesinde de olduğu gibi değerli arkadaşlar buradaki savunma önemli bir aşama devam ettirilmiş. Fakat takviye güçlerin bir anlamda İngiltere'ye destek vermesiyle birlikte Arapların arka plandan destek vermesi nedeniyle ne yazık ki değerli arkadaşlar Irak cephesinde önemli bir kayıp yaşanacaktır. Tabii ki Halil Paşa dendiği zaman değerli arkadaşlar Kutül Amare kahramanı Halil Paşa ki sonrasında Kut soyadını alacaktır kendisi. Gerçekten de İngilizlere ciddi bir prestij kaybı yaşatacaktır Halil Paşa. Ve nihayetinde değerli arkadaşlar Irak cephesinde ne yazık ki Musul ve Kerkük dışında tüm Irak toprakları İngiltere'nin eline geçecektir. Baktığımız zaman değerli arkadaşlar Irak, Hicaz, Yemen ve Suriye Filistin cephesi 3 önemli savunma cephesi olarak Osmanlı Devleti'nin İngiltere'ye ve aynı zamanda Asi Araplara karşı mücadele ettiği cepheler arasında yer almaktadır. Bu bağlamda bir taarruz cephesi olarak Kanal cephesinin sorulduğu bu soruda değerli arkadaşlar birçok cepheyi de aslında ele alma imkanımız oldu. Bu anlamda 6. sorumuzun doğru yanıtı değerli arkadaşlar A seçeneği olmalıydı diyor ve bir diğer soruyla devam ediyoruz. 1. Dünya Savaşı'nda İtilaf Devletleri'nin Çanakkale cephesini açmasında 1-2-3 amaçlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? Savaşı kısa süre içerisinde bitirmek, İstanbul ve Boğazları ele geçirerek Osmanlı Devleti'ni savaş dışı bırakmak, müttefikleri Rusya'ya yardım götürmek. Değerli arkadaşlar, bu soruda doğru yanıtımız E seçeneği olmalıydı. Keza İtilaf Devletleri Çanakkale cephesini açarken değerli arkadaşlar öncelikle savaşı bir an önce en kısa sürede bitirmeyi hedefleyecekler. Öte yandan İstanbul'u işgal etmek, aynı zamanda İstanbul ve Boğazları ele geçirip Osmanlı Devleti'nin savaş dışına itilmesi de İtilaf Devletleri'nin önemli amaçlarından, hedeflerinden birisi olacaktır. Ve değerli arkadaşlar, aynı Irak cephesinde olduğu gibi İtilaf Devletleri bu sefer Çanakkale Boğazı çerçevesinde değerli arkadaşlar müttefikleri Rusya'ya yardım göndermeyi de hedefleri arasında yer verecekler. Dolayısıyla 1. Dünya Savaşı'nda lütfen dikkat edin değerli arkadaşlar İtilaf Devletleri'nin müttefikleri Rusya'ya yardım gönderebilmek amacıyla iki önemli cephede mücadele ettiklerini görmekteyiz. Bunlardan biri Çanakkale, bir diğeri de Irak cephesi olarak karşımıza çıkmakta. Ve her ikisinde de değerli arkadaşlar amaçlarına ulaşamayacaktır İtilaf Devletleri ve nihayetinde Rusya'ya gönderilmesi planlanan yardım gönderilemeyecek. Ekonomik çöküntü içerisine giren Rusya, Çarlık rejimi daha doğru bir ifadeyle 1917 Ekim'inde Bolşevik ihtilali ile birlikte değerli arkadaşlar rejim değişikliğine uğrayacak ve 1918 Brest-Litovsk Anlaşması ile birlikte Kafkas cephesi kapanmış ve Rusya savaştan çekilmiş olacak. Dolayısıyla bahsetmiş olduğumuz bu 3 önemli amaç dışında değerli arkadaşlar İtilaf devletleri Çanakkale cephesini açarken aynı zamanda Balkan uluslarını savaşın içine sürüklemek, aynı zamanda İtilaf devletleri olarak kendi yüklerini olabildiğince azaltmayı, hafifletmeyi de hedefleyecektir İtilaf devletleri. Bu çerçevede değerli arkadaşlar Çanakkale savaşları ve Çanakkale cephesi tabii ki her boyutuyla kesinlikle üzerinde durulması gereken önemli bir konu başlığı. Bu anlamda Çanakkale cephesinin açılma amaçları, açılma nedenlerine kesinlikle dikkat etmemiz gerekiyor. Bu bağlamda 7. sorumuzun doğru yanıtı değerli arkadaşlar 1, 2, 3 yani E seçeneği olmalıydı diyoruz. 8. soruya baktığımızda arkadaşlar Çanakkale Deniz Savaşları, Nusret adlı geminin döşediği mayınlar ve topçuların çabalarıyla 18 Mart 1915'te Kumkale ve Seddülbahir'de büyük bir zaferle sonuçlanmıştır. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanılmasında önemli rol üstlenen ve 18 Mart kahramanı olarak anılan Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanı aşağıdakilerden hangisidir? Seyit Onbaşı, Cevat Paşa, Mehmet Çavuş, Liman von Sanders, Ruşen Eşref. Değerli arkadaşlar bu soruda doğru yanıtımız B seçeneği olmalıydı. Keza Cevat Paşa, namı diğer Cevat Çobanlı değerli arkadaşlar Çanakkale Deniz Savaşları'nda hazırlamış olduğu planla aslında deniz savaşlarının muazzam bir zaferle sonuçlanmasında çok önemli bir görevi yerine getirecektir. Bu bağlamda Çanakkale Deniz Savaşları'ndaki bu mücadelesinden dolayı değerli arkadaşlar kendisine 18 Mart kahramanı unvanı verilecektir. Öte yandan sadece Çanakkale Deniz Savaşları'nda değil Cevat Çobanlı değerli arkadaşlar kara muharebelerinde de Çanakkale cephesinde önemli hizmetler vermiştir. Öte yandan soruda diğer seçeneklerde yer alan isimlere baktığımızda arkadaşlar aslında her biri Çanakkale cephesiyle ilgili, Çanakkale savaşları ile ilgili önemli isimler arasında yer almakta. Keza Seyit Onbaşı. Değerli arkadaşlar Seyit Onbaşı hepimizin aslında bildiği üzere Çanakkale savaşlarında top mermilerini sırtlayarak İngilizlerin Ocean adlı zırhlısını, gemisini vuracak bir anlamda Çanakkale savaşlarının seyrini değiştirecektir. Önemli bir adımdır değerli arkadaşlar. Seyit Onbaşı aslında Çanakkale savaşlarının en önemli kahramanlarından, destanlaşan isimlerinden birisi olacak. Mehmet Çavuş, değerli arkadaşlar Bigalı Mehmet Çavuş aslında Çanakkale Savaşları'nın bir diğer önemli ismi olarak karşımıza çıkmakta. Keza Bigalı Mehmet Çavuş değerli arkadaşlar Seddülbahir mevkiinde İngiliz çıkarması karşısında vermiş olduğu mücadeleyle bilinir. Keza lütfen dikkat Çanakkale Savaşları'nda Seddülbahir kahramanı olarak anılacaktır Bigalı Mehmet Çavuş. Keza Bigalı Mehmet Çavuş, Mehmet Emin Yurdakol'un değerli arkadaşlar Ordunun Destanı şiirine dahi konu olacaktır. Liman von Sanders değerli arkadaşlar ünlü bir Alman generalidir Liman von Sanders. Keza Çanakkale Savaşları'nda 5. Ordu Komutanlığı yapacaktır. Aynı zamanda başarıları nedeniyle değerli arkadaşlar müşirlik rütbesine terfi ettirilecektir. Keza kendisi sadece Çanakkale Savaşları'nda değil aynı zamanda Suriye Filistin cephesinde Sina Filistin savunmasında da görev yapacaktır. Hem de Yıldırım Orduları Komutanı olarak görev yapacaktır Liman von Sanders Paşa. Keza Mustafa Kemal Suriye Filistin cephesinde mücadele ederken değerli arkadaşlar daha sonra Liman von Sanders'ten Yıldırım Orduları Komutanlığı görevini devralacaktır. Lütfen dikkat Mustafa Kemal'in 1. Dünya Savaşı'nda mücadele ettiği son cephe Suriye Filistin. 1. Dünya Savaşı'nda yaptığı son resmi görev Yıldırım Orduları Komutanlığı olacaktır. Buna da dikkat etmekte fayda var. Ve Ruşen Eşref değerli arkadaşlar Çanakkale Savaşları'nda Mustafa Kemal'le röportaj yapan ünlü bir gazetecidir değerli arkadaşlar. Keza onu tüm dünyaya tanıtan bir gazeteci olarak karşımıza çıkar Ruşen Eşref. Keza soyadı kanunundan sonra değerli arkadaşlar bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından kendisine Ünaydın soyadı uygun görülecektir. Şunu da söylemeden geçmeyelim. Ruşen Eşref Ünaydın değerli arkadaşlar bir gazeteci olduğu gibi aynı zamanda önemli bir edebiyatçıdır. Keza ileride göreceğiz bunu. Atatürk döneminde Türk Dili Tetkik Cemiyeti'nin yani Türk Dil Kurumu'nun kuruluşunda dahi önemli katkıları, hizmetleri olacaktır Ruşen Eşref Ünaydın'ın. Bu bağlamda değerli arkadaşlar 8. sorumuzun doğru yanıtı Cevat Çobanlı Paşa olmalıydı diyor ve bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. İtilaf devletleri Çanakkale Kara Savaşları'nda Anzak kuvvetlerinden destek alarak Gelibolu'ya asker çıkarmıştır. İngiltere'ye bağlı olarak oluşturulan Anzak kuvvetleri içerisinde 1-2-3 birliklerinden hangilerinin askerleri yer almamıştır? Yunanistan, Avustralya, Yeni Zelanda. Değerli arkadaşlar bu soruda doğru yanıtımız A seçeneği olmalıydı. Keza Anzak kuvvetleri içerisinde değerli arkadaşlar Yunan askerleri yer almamıştır. Öte yandan değerli arkadaşlar İngiltere'ye bağlı olarak Çanakkale Kara Savaşları'nda mücadele etmesi için oluşturulan bu Anzak kuvvetleri içerisinde Avustralya ve Yeni Zelanda askerleri yer alacak. Lütfen dikkat. Anzak kuvvetleri dediğimizde değerli arkadaşlar aslında bir ordu birliğinin baş harflerinden geldiğini görmekteyiz. Australian, New Zealand, Army, Corps. Baş harflerine baktığınız zaman Anzak kelimesini rahatlıkla görmemiz mümkün. Dolayısıyla Avustralya, Yeni Zelanda kol ordusu anlamına gelen Anzak kuvvetlerinde değerli arkadaşlar iki önemli birliğin askerleri yer alacaktır. Bu bağlamda 9. sorumuzun doğru yanıtı değerli arkadaşlar A seçeneği olmalıydı diyor ve bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. Mustafa Kemal'in 1. Dünya Savaşı'nda karargahını kurduğu yere Kemal Yeri adı verilen ve Türk askerlerine hitaben "Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum" sözleriyle yön verdiği cephe aşağıdakilerden hangisidir? Irak, Kafkas, Çanakkale, Hicaz, Yemen, Suriye, Filistin. Değerli arkadaşlar bu soruda doğru yanıtımız C seçeneği olmalıydı. Keza 1. Dünya Savaşı'nda Mustafa Kemal'in mücadele ettiği ilk cephe olan Çanakkale cephesi aynı zamanda Mustafa Kemal'in karargahını kurduğu yer itibariyle Kemal Yeri olarak da adlandırılır. Özellikle değerli arkadaşlar Gelibolu Yarımadası'nda ordugahına, karargahına Kemal Yeri adı verilen 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal, Conkbayırı, Arıburnu, Kireçtepe ve Anafartalar'da adeta destan yazacaktır. Nitekim emrindeki 57. alaya Conkbayırı'nda değerli arkadaşlar "Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum" emriyle birlikte bir anlamda Çanakkale Savaşları'nın kaderini belirleyecektir. Öte yandan değerli arkadaşlar Çanakkale Savaşları'nda eğitimli genç bir nesil şehit düşecek. Keza vatan savunması için, vatan toprakları için eğitimli genç bir neslin şehit düşmesiyle bağlantılı Mustafa Kemal'in çok güzel bir sözü karşımıza çıkmakta. "Biz burada bir Darülfü'nün gömdük" diyecektir Mustafa Kemal. Öte yandan Çanakkale Savaşları değerli arkadaşlar her boyutuyla tabii ki bir destanın yazıldığı önemli bir süreç. Keza Mehmet Emin Yurdakul değerli arkadaşlar ordunun destanı şiirinde bize şu dörtlükle çok net bir şekilde seslenmiştir. "Ey bugüne şahit olan Sarp Hisarlar, ey kahraman Mehmet Çavuş siperleri, ey Mustafa Kemallerin aziz yeri, ey toprağı kanlı dağlar, yanık yarlar" dizesinde Mehmet Emin Yurdakul Çanakkale Savaşları'na güzel bir gönderme yapacaktır. Dolayısıyla değerli arkadaşlar Mustafa Kemal'le bağlantılı, Çanakkale cephesiyle bağlantılı güzel bir soruyla karşılaştık. Bu bağlamda 10. sorumuzun doğru yanıtı değerli arkadaşlar C seçeneği olmalıydı diyor ve bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi batılı kaynaklarda Gelibolu Savaşları olarak geçen Çanakkale Savaşları'nın sonuçlarından biri değildir? 1. Dünya Savaşı'nın süresi uzamıştır. İtilaf devletleri Rusya'ya yardım gönderememiştir. Rusya'da ekonomik ve sosyal bunalım artmıştır. Bulgaristan ittifak bloğunun yanında savaşa dahil olmuştur. İtilaf devletleri İstanbul'u fiilen işgal etmiştir. Değerli arkadaşlar bu soruda doğru yanıtımız E seçeneği olmalıydı. Keza Çanakkale Savaşları değerli arkadaşlar Türk askerinin zaferiyle sonuçlanan tek cephedir 1. Dünya Savaşı'nda. Dolayısıyla itilaf devletlerinin İstanbul'u fiilen işgal etmesi Çanakkale Savaşları sonrasında yaşanan bir gelişme olamaz. Keza değerli arkadaşlar, Çanakkale'de biz düşmana geçit vermediğimiz için İstanbul olası erken bir işgalden de Çanakkale zaferi nedeniyle kurtulmuş olacak. Öte yandan bunu sonraki aşamada göreceğiz değerli arkadaşlar. İstanbul'un fiilen işgal edilmesi Mondros Mütarekesi'nden sonra 7. maddeye dayanan İtilaf Devletleri tarafından 13 Kasım 1918 tarihinde gerçekleşecek. Dolayısıyla 11. sorumuzun doğru yanıtı değerli arkadaşlar bu bağlamda E seçeneği olmalıydı. Öte yandan değerli arkadaşlar, Çanakkale Savaşları muazzam bir zaferle sonuçlandığı için 1. Dünya Savaşı'nın süresi uzayacak. Öte yandan İtilaf Devletleri Rusya'ya umdukları yardımı gönderemeyecektir değerli arkadaşlar. Dolayısıyla bu da beraberinde Rusya'da 1917 Bolşevik ihtilalinin yaşanmasını getirecektir. Keza akabinde Rusya Kafkas cephesini kapatarak 1. Dünya Savaşı'ndan çekilmiştir. Öte yandan Bolşevik ihtilalinin en temel sebeplerinden birisi olarak tabii ki Rusya'ya yardım gidemediği için Rusya'da ekonomik ve sosyal bunalım daha da artacaktır. Ve değerli arkadaşlar, belki de Çanakkale zaferinin en önemli sonuçlarından birisidir. Buna kesinlikle dikkat etmemiz gerekir. Bulgaristan ittifak bloğunun yanında savaşa dahil olacaktır. Keza bu daha önce ÖSYM tarafından Bulgaristan aşağıdaki cephelerden hangisinde yaşanan başarıdan sonra ittifak bloğunun yanında savaşa dahil olmuştur şeklinde sorulmuştu. Bu bağlamda Bulgaristan'ın 1. Dünya Savaşı'na ittifak bloğunun yanında yer alarak katılması Çanakkale zaferinin önemli sonuçlarından birisi olacaktır. Bu bağlamda değerli arkadaşlar 11. sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği olmalıydı diyor ve bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. 1. Dünya Savaşı'nda Mustafa Kemal 1-2-3 cephelerinden hangilerinde mücadele etmemiştir? Kafkas, Makedonya, Suriye, Filistin. Değerli arkadaşlar, standart bir soru kalıbıdır. Bu bağlamda bu soruda doğru yanıtımız yalnız 2, yani Makedonya cephesi olmalıydı. Mustafa Kemal değerli arkadaşlar yardım cephelerinden biri olan Makedonya cephesinde görev yapmamıştır. Keza Makedonya cephesi değerli arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin sınırları dışında mücadele ettiği cephelerden biridir. Keza Galicia ve Romanya cepheleri de aynı Makedonya cephesinde olduğu gibi sınırları dışında Osmanlı'nın mücadele ettiği, müttefiklerine yardım amacıyla mücadele ettiği cepheler arasında yer almakta. Keza Rusya, Romanya ve Fransa'ya karşı mücadele edilen bu sınır dışı cephelerinde değerli arkadaşlar Rusya'nın 1. Dünya Savaşı'ndan çekilmesiyle birlikte kapandığını görmekteyiz. Dolayısıyla Mustafa Kemal değerli arkadaşlar 1. Dünya Savaşı'nda Kafkas ve Suriye-Filistin cephelerinde mücadele edecektir. Peki sadece bu iki cephe mi? Hayır. Lütfen dikkat. Uzun zamandır da ÖSYM tarafından bu tarz bir sorgulama yapılmadı arkadaşlar. 1. Dünya Savaşı'nda Mustafa Kemal sırasıyla, dikkat edin, Çanakkale, Kafkas ve Suriye-Filistin cephelerinde mücadele edecektir. Keza bu 3 önemli cepheyi değerli arkadaşlar çıkış şeklinde kodlamamız mümkün olacaktır. Çanakkale, Kafkas ve Suriye-Filistin cephelerinde Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşı'nda görev yapacaktır. Bu bağlamda değerli arkadaşlar 12. sorumuzun doğru yanıtı B seçeneği olmalıydı diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı topraklarının paylaşımına yönelik olarak yapılan gizli anlaşmalarda yer almamıştır? İtalya, Fransa, Yunanistan, Rusya, İngiltere. Değerli arkadaşlar bu soruda doğru yanıtımız C seçeneği olmalıydı. Keza 1. Dünya Savaşı sürecinde değerli arkadaşlar İtilaf devletlerinin kendi aralarında yapmış oldukları gizli anlaşmalarda Yunanistan yer almamıştır. Arkadaşlar 1. Dünya Savaşı sürecinin belki de en önemli gelişmelerinden birisi olarak karşımıza çıkar gizli anlaşmaların imzalanması. Bu çerçevede bu gizli anlaşmaların neler olduğuna tabii ki burada değinmemiz gerekecek. Değerli arkadaşlar 6 gizli anlaşmadan bahsedeceğim sizlere ki burada dikkat etmenizi istediğim 2 önemli nokta olacak. 1. Anlaşmaların isimleri. 2. Bu anlaşmalara imza atan devletlerin hangi devletler olduğu. Dolayısıyla ÖSYM'nin standart soru kalıplarından birisidir değerli arkadaşlar. Bu anlamda kesinlikle önemsiyoruz. Arkadaşlar bu gizli anlaşmaların başında Boğazlar Anlaşması olarak da bilinen 1915 İstanbul Anlaşması'nı görmekteyiz. İngiltere, Fransa ve Rusya arasında imzalanan bu gizli anlaşmaya göre değerli arkadaşlar, Boğazlar Rusya'ya bırakılmış, buna karşın Rusya da İngiltere ve Fransa'nın Orta Doğu'daki çıkarlarını kabul etmiştir. Aslında bir anlamda karşılıklı çıkar anlaşması olarak da değerlendirmemiz mümkün. İkinci olarak değerli arkadaşlar 1915 Londra Anlaşması'nı görüyoruz ki bu anlaşma bir tık daha bizim için önem arz eder. İngiltere, Fransa, Rusya dışında aynı zamanda bu anlaşmada İtalya'nın imzasını görmekteyiz. Lütfen dikkat. 1915 Londra Anlaşması'na göre değerli arkadaşlar Batı Anadolu ve Akdeniz bölgesi İtalya'ya bırakılmış. Buna karşın İtalya'da değerli arkadaşlar 1. Dünya Savaşı sürecinde lütfen dikkat, ittifak bloğundan İtilaf bloğuna taraf değiştirmiştir. Bu bağlamda bir soru gelebilir değerli arkadaşlar. 1. Dünya Savaşı'nda taraf değiştiren devlet İtalya olmuştur. İtalya'nın böyle bir girişimde bulunması aşağıdaki anlaşmalardan hangisinin bir gereği olarak gerçekleşmiştir diye sorabilir. Bu anlamda 1915 Londra Anlaşması cevap olarak istenebilir. Üçüncü olarak değerli arkadaşlar 1916 Sykes-Picot Gizli Anlaşması'nı görmekteyiz. İngiltere ile Fransa aslında bu anlaşmayla, bu gizli anlaşmayla birlikte değerli arkadaşlar Orta Doğu topraklarını kendi aralarında paylaşmışlardır. Aslında yine bir anlamda Suriye ve Irak topraklarının geleceği burada değerli arkadaşlar belirlenecektir, tayin edilecektir iki devlet arasında. Lütfen dikkat değerli arkadaşlar ki içeriği anlamında, özelliği anlamında kesinlikle bilinmesi gereken en önemli gizli anlaşmadır Sykes-Picot Gizli Anlaşması. Arkadaşlar burada bir haritadan bahsedeceğim size. Keza önemli bir harita. İngiltere ile Fransa arasında Orta Doğu topraklarının paylaşımı anlamına gelen Sykes-Picot Gizli Anlaşması'na göre lütfen dikkat. Musul değerli arkadaşlar Fransa'ya bırakılmıştır. Bir kez daha söylüyorum. Sykes-Picot Gizli Anlaşması'na göre Musul Fransa'ya bırakılmıştır. Akabinde değerli arkadaşlar bu değişikliğe uğrayacak. Bunu ilerleyen süreçte göreceğiz. 1919 yılında imzalanacak Suriye İtilafnamesi'yle Fransa Musul'u İngiltere'ye bırakacak. Buna karşılık İngiltere Mondros hükümlerine göre işgal ettiği Urfa, Antep ve Maraş'ı Fransa'ya bırakacaktır. Ama şuna kesinlikle dikkat etmek gerekir değerli arkadaşlar. 1916 Sykes-Picot Gizli Anlaşması'na göre Musul aşağıdaki devletlerden hangisinin egemenliği altına bırakılmıştır? Musul değerli arkadaşlar Sykes-Picot'a göre Fransa'ya bırakılmıştır. Bu daha sonra tabii ki değişikliğe uğrayacak. Bu bağlamda Musul ve Kerkük dışında dikkat edin Irak İngiltere'ye bırakılmıştır. Ama Musul ve Kerkük değerli arkadaşlar doğrudan Fransa sömürüsü altında belirlenmiştir bu gizli anlaşmaya göre. Bu bağlamda kesinlikle bu haritayı değerli arkadaşlar unutmuyoruz. Keza detay bir soru gelebilir. Arkadaşlar bir diğer önemli gizli anlaşma İngiltere ile Hicaz Emiri Şerif Hüseyin arasında imzalanan McMahon Gizli Anlaşması'nı görüyoruz 1916'da. Keza Hicaz-Yemen cephesinde ümmetçilik fikrinin bu gizli anlaşmayla çöktüğünü görmüştük. Dolayısıyla McMahon Gizli Anlaşması'na göre değerli arkadaşlar Araplar Osmanlı'ya karşı isyan çıkaracak, karışıklık çıkaracak, İngiltere'yi destekleyecek. Buna karşılık sözüm ona İngiltere'de Arapların bağımsızlığını tanıyacaktı. Bir anlamda Arap dünyası değerli arkadaşlar İngiliz casusların da tabii ki etkisiyle ki Arabistanlı Lawrence bunların başında gelir. Bu casusların etkisiyle tabii ki bir anlamda Osmanlı'ya karşı kışkırtılacak, kandırılacaktır. Değerli arkadaşlar bir diğer gizli anlaşma Petrograd Protokolü olarak görüyoruz. 1916 yılında İngiltere, Fransa ve Rusya arasında imzalanan Petrograd Protokolü'ne göre değerli arkadaşlar İngiltere ve Fransa Boğazların yanı sıra lütfen dikkat edin Doğu Anadolu bölgesi ve Doğu Karadeniz kıyılarını Rusya'ya bırakacaktır. Belki şöyle düşünebilirsiniz yani Rusya neden bu kadar şey bırakıyor ki İngiltere ve Fransa? Arkadaşlar İngiltere ve Fransa Orta Doğu'nun sömürge anlamında paylaşılmasıyla birlikte Rusya'nın arka plandan desteğini aldığı sürece Rusya'ya verdiklerinin pek bir önemi olmayacaktır. Onlar için en önemli şey Orta Doğu topraklarının paylaşılması. Ve son olarak değerli arkadaşlar, Saint-Jean-de-Maurienne gizli anlaşmasını görüyoruz. 1917 yılında İngiltere, Fransa ve İtalya arasında imzalanan bu gizli anlaşmaya göre ise değerli arkadaşlar, Güneybatı Anadolu, Antalya, Aydın ve Konya'nın da içinde yer aldığı Güneybatı Anadolu ve İç Anadolu'nun belli bir bölümü değerli arkadaşlar ve aynı zamanda altını mutlaka çizmeniz gerekir, İzmir ve çevresi İtalya'ya bırakılmıştır. Arkadaşlar neden altını çizmemiz gerekir? Çünkü gizli anlaşmalara göre İzmir ve çevresi İtalya'ya bırakılmıştır İngiltere tarafından. Fakat bunu ilerleyen zamanda göreceğiz. Bu konu değerli arkadaşlar daha sonra İtilaf devletleri arasında ciddi sıkıntıların yaşanmasına yol açacak. Değerli arkadaşlar son olarak şunu söylemeden geçmeyelim. 1918 yılında Brest-Litovsk Anlaşması ile birlikte artık Rusya'da yeni bir rejim başlamıştır değerli arkadaşlar. Bolşevik ihtilali ile birlikte Rusya değerli arkadaşlar Çarlık Rusyası'nın gizli olarak imzalamış olduğu bu anlaşmaları dünya kamuoyuna Sarı Kitap adıyla yayınlayacaktır. Bir anlamda deşifre edecektir bu gizli anlaşmaları Rusya değerli arkadaşlar Sarı Kitap adıyla. Bu bağlamda uluslararası diplomaside artık açık diplomasi olması ilkesi tabii ki gündeme gelecektir ilerleyen süreçte. Bu bağlamda değerli arkadaşlar uzun soluklu bir anlatım oldu ama bunlar önemliydi. 13. sorumuzun doğru yanıtı değerli arkadaşlar C seçeneği olmalıydı diyor ve bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. 14. soruya baktığımızda arkadaşlar ABD'ye ait ticaret gemilerinin Almanya tarafından batırılması ve Alman Dışişleri Bakanı Zimmermann'ın Washington'daki Alman Büyükelçisi'ne çektiği telgrafın İngiltere tarafından ele geçirilip şifresinin çözülmesi üzerine ABD 2 Nisan 1917'de 1. Dünya Savaşı'na katılmıştır. ABD'nin 1. Dünya Savaşı'na katılmasını sağlayan dönemin ABD Başkanı aşağıdakilerden hangisidir? Herbert Hoover, James Monroe, Franklin Roosevelt, Woodrow Wilson, Dwight Eisenhower. Değerli arkadaşlar bu soruda doğru yanıtımız D seçeneği olmalıydı. Keza Wilson değerli arkadaşlar ABD Başkanı Wilson ABD'nin 1. Dünya Savaşı'na girmesinde dönemin ABD Başkanı olarak karşımıza çıkmakta. Öte yandan ABD Başkanı Wilson dediğimizde değerli arkadaşlar aslında 8 Ocak 1918 tarihinde savaş sonrası düzen için sömürgeciliğe karşı çıkmak ve bir anlamda kalıcı barışı sağlayabilmek amacıyla 14 maddelik Wilson ilkelerini de yayınlayacaktır. Bu bağlamda değerli arkadaşlar 14. sorumuzun doğru yanıtı D seçeneği olmalıydı diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi 8 Ocak 1918'de yayımlanan Wilson ilkelerinden biri değildir? Devletler arasındaki sorunların çözümü için uluslararası bir teşkilat kurulması, yenilen devletlerin yenen devletlere savaş tazminatı ödemesi, devletler arasında gizli anlaşmalar yapılmaması, boğazların her devletin ticaret gemilerine açık olması, her ulusun kendi geleceğini kendisinin belirlemesi. Değerli arkadaşlar bu soruda doğru yanıtımız B seçeneği olmalıydı. Keza dönemin ABD Başkanı Wilson tarafından 14 maddelik bir bildiri bütünü olarak yayınlanan Wilson ilkelerinde değerli arkadaşlar yenilen devletlerin yenen devletlere savaş tazminatı ya da toprak vermesi söz konusu değildir. Bu anlamda değerli arkadaşlar bu soruyla bağlantılı Wilson ilkelerinin içeriğine de tabii ki burada değinmemiz gerekecek. Değerli arkadaşlar dönemin ABD Başkanı Woodrow Wilson tarafından yayınlanan Wilson ilkeleri dediğimizde hemen aklımıza barış ve eşitlik odaklı bir içerik gelmeli. Gerçekten de böyle mi? İsterseniz bu ilkelere tek tek bakalım arkadaşlar. Bir defa ABD Başkanı Wilson diyor ki her ulus kendi geleceğini kendisi belirleyecek. Self determinasyon olarak da adlandırdığımız bir ulusun kendi geleceğini kendisini belirlemesi aslında sömürgeciliğe karşı ABD Başkanı Wilson'un atmış olduğu en önemli adımlardan biri. Öte yandan yenen devletler yenilen devletlerden toprak ve savaş tazminatı almayacak. Bu anlamda soruda B seçeneğindeki ifadeyle tamamen zıt bir ifade görmekteyiz. Bunun dışında değerli arkadaşlar, devletler arasında açık diplomasi olacak demiştir ABD Başkanı Wilson. Keza 1. Dünya Savaşı'ndan sonra değerli arkadaşlar, Sarı Kitap adıyla gizli anlaşmalar deşifre edildiği için artık ABD uluslararası diplomaside mutlaka açık diplomasi ilkesi öngörecektir. Bir diğer ilkeye baktığımızda arkadaşlar, devletler arasındaki sorunların çözümü için uluslararası bir teşkilat kurulacaktır ifadesine yer vermiştir ABD Başkanı. Keza bu Cemiyeti Akvam'dır değerli arkadaşlar. Lütfen dikkat. Birinci Dünya Savaşı sürecinde Cemiyeti Akvam, yani Milletler Cemiyeti'nin kurulması ile ilgili ilk hüküm değerli arkadaşlar Wilson ilkelerinde karşımıza çıkmakta. Wilson ilkelerinde kurulsun dendi. İlerleyen zamanda esasları belirlenecek ve nihayetinde 1920 yılında Milletler Cemiyeti kurulacak. Bir diğer önemli madde değerli arkadaşlar, Türk egemenliği altında yaşayan diğer milletler, ki Osmanlı'yı bu madde çok derinden etkilemiştir arkadaşlar, çoğunlukta oldukları bölgelerde kendi geleceklerini kendileri belirleyecek. Değerli arkadaşlar, özellikle Osmanlı sınırları içerisinde Türk egemenliği altında yaşayan diğer milletlerin, azınlıkların çoğunlukta oldukları bölgelerde kendi geleceklerini kendilerinin belirlemesi gibi bir madde gündeme geldiği için bu durum Osmanlı açısından son derece tehlikeli bir durumu da beraberinde getirecek. Keza değerli arkadaşlar, bu madde ilerleyen zamanda, bu çok önemlidir dikkat edin, Osmanlı Devleti'nden ayrılmak isteyen bazı Müslüman veya gayrimüslim temsilcilerin bağımsızlık talepleri için bir dayanak noktası oluşturacaktır. Çünkü burada değerli arkadaşlar nüfus unsurunu gündeme getirerek biz bu bölgede çoğunluktayız, dolayısıyla kendi geleceğimize kendimiz karar vereceğiz gibi bir iddiayı gündeme getirmelerine ortam hazırlamıştır. Bu bağlamda değerli arkadaşlar bu madde özellikle bizim için önemli. Öte yandan değerli arkadaşlar ABD Başkanı diyor ki boğazlar dünya devletlerinin ticaret gemilerine açık olacak. Bunun dışında Almanya Alsas-Loren bölgesini Fransa'ya geri verecek. Ki nihayetinde Almanya arkadaşlar 1. Dünya Savaşı'nın yenik devletlerinden birisi olmuştur. Bunun dışında değerli arkadaşlar ekonomik engeller kalkacak. Lütfen dikkat, aşırı silahlanmaya son verilecek. ABD Başkanı Wilson'un yayınlamış olduğu ilkeler için biz ne demiştik? Barış ve eşitlik endeksli bir içeriğe sahiptir. Ve son olarak değerli arkadaşlar bağımsız bir Polonya devleti kurulacak. Bunun mutlaka altını çizmelisiniz değerli arkadaşlar. Wilson ilkelerine göre kurulması planlanan devlet bağımsız Polonya devleti olmuştur. Bu çerçevede değerli arkadaşlar aslında büyük beklentiler içerisinde yayınlanan bu Wilson ilkeleri ne yazık ki süreç içerisinde ABD tarafından bu ilkelere uyulmadığı gerekçesiyle değerli arkadaşlar önemini kaybedecek. Keza bunu yine ileride göreceğiz arkadaşlar. Amerika Birleşik Devletleri itilaf devletlerinin Wilson ilkelerine uymaması nedeniyle daha önceki politikalarından biri olan Monroe doktrinine sarılarak, ki yalnızlık politikası demektir, Avrupa siyasetinden elini ayağını çekme yoluna ilerleyen zamanda gidecektir. Dolayısıyla Wilson ilkeleri dediğimizde arkadaşlar aslında İngiltere gibi, Fransa gibi, İtalya gibi sömürgeci devletlerin daha fazla gelişmesine set çekme amacını da gütmektedir Wilson ilkeleri. Bu bağlamda değerli arkadaşlar 15. sorumuzun doğru yanıtı B seçeneği olmalıydı diyor ve bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. Ve geldik 16. ve bu videonun son sorusuna değerli arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya Savaşı'nı bitiren ateşkes antlaşmalarından biri değildir? Selanik, Retondes, Mondros, Villa Gusti, Saint-Jean-de-Maurienne. Değerli arkadaşlar bu soruda doğru yanıtımız tabii ki E seçeneği olmalıydı. Keza biz biliyoruz ki değerli arkadaşlar Saint-Jean-de-Maurienne bir ateşkes anlaşması değil, bir gizli anlaşma olarak daha önce karşımıza çıkmıştı. Dolayısıyla bu tarz soru kalıplarında değerli arkadaşlar lütfen dikkat edin. ÖSYM daha çok genellikle gizli anlaşmalar ya da ileride göreceğimiz barış anlaşmalarından bir tanesini seçeneklere cevap olarak yerleştirir. Sykes-Picot, Petrograd, Sevr, Versay, Nöy anlaşmaları gibi. Dolayısıyla 1. Dünya Savaşı'nı bitiren değerli arkadaşlar 4 tane mütareke, 4 tane ateşkes anlaşması olduğunu kesinlikle unutmamamız gerekiyor. Peki nedir bu ateşkes anlaşmaları? Arkadaşlar 1. Dünya Savaşı'nı bitiren ateşkes anlaşmalarına baktığımızda ilk ateşkesi imzalayan devlet Bulgaristan olacaktır. İttifak devletleri içerisinde savaştan ilk çekilen devlet Bulgaristan olacaktır. 1918 Selanik Mütarekesi ile. Onun dışında 30 Ekim 1918 tarihinde Osmanlı Devleti Mondros Mütarekesi'ni imzalayarak 1. Dünya Savaşı'nı noktalayacak. Bunun dışında Avusturya Macaristan değerli arkadaşlar itiraf devletleriyle 3 Kasım 1918 tarihinde Villa Gustin Mütarekesi'ni imzalayarak savaşı bitirecek. Ve son olarak değerli arkadaşlar Almanya 11 Kasım 1918 tarihinde ki aslında 1. Dünya Savaşı'nın bitiş tarihidir 11 Kasım 1918. Bu bağlamda Retondes Ateşkes Anlaşması'nı imzalayan ki ittifak devletleri içerisinde savaştan en son çekilen devlet Almanya olacaktır. Değerli arkadaşlar dediğim gibi bu tarihlere çok takılmayın ama 30 Ekim 1918 tarihli Mondros Mütarekesi bizim için başlı başına bir konu başlığı olacak. Değerli arkadaşlar 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti gibi Avusturya Macaristan İmparatorluğu gibi birçok büyük imparatorluk parçalanacak. Ve lütfen dikkat 1. Dünya Savaşı'ndan sonra değerli arkadaşlar Çekoslovakya, Yugoslavya, Polonya, Letonya, Litvanya, Estonya, Macaristan ve tabii ki en önemlisi Türkiye Cumhuriyeti gibi yeni devletler ortaya çıkacaktır. Bu bağlamda değerli arkadaşlar 1. Dünya Savaşı'nı noktalayan ateşkes anlaşmalarının lütfen isimlerine dikkat edelim. Gizli anlaşmalar veya ileride göreceğimiz barış anlaşmalarıyla kıyaslamalar olarak değerli arkadaşlar bu tarz sorulara ÖSYM bayılır. Tamam mı arkadaşlar? Bunlar bizim için önemli. Evet, dolayısıyla 16. sorumuzun doğru yanıtı bu bağlamda E seçeneği olmalıydı diyor ve bir diğer videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle değerli arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.